İdam sehpasına giderken korkmadan, ürkmeden cellatlarına karşı yaşasın tam bağımsız Türkiye diyen Deniz Gezmiş'in kardeşleriyiz biz. Biz tam bağımsız Türkiye derken sizler İstanbul'da Amerikan askerlerine peşmetecilik yapıyordunuz sizler. Bizler Tarlos'un Amerika derken yaşasın tam bağımsız Türkiye derken sizler İsmail Karaman'la beraber Deniz Gezmiş'e karşı miting yapıyordunuz. Kim ki teröristle beraberse onun Allah belasını versin. Kim ki mafya babasıyla beraberse Allah belasını versin. Kim ki kadın katiliyle beraberse Allah onun belasını versin. Değerli arkadaşlar, kim ki Şehmuz Kaya diye birini aramışsa o şerefsizdir, namussuzdur. Kim ki o PKK'yla ara bulmaya çalışmışsa onu da grubumuza yapacak hiç kimse yok. Bakın değerli arkadaşlar, bakın FETÖ diyor, FETÖ. Ya FETÖ'yü siz beslediniz, büyüttünüz. Bu meclise atılan bombaların sorumlusu sizsiniz. 15 Temmuz'da meclisi bombalayan, adamın kardeşini büyükelçi yapan sizsiniz. 15 Temmuz'da Boğaz Köprüsü'ne kurşun sıkanların kardeşini bakan yapan sizsiniz. Bu FETÖ ayıbından kurtulamayacaksınız. Yüzümüz ak, alnımız açık. Bugün de öyle, dün de öyle, 80'de de öyle, 60'da da öyle. Yüzümüz ak, alnımız ak. Teröristlerle ilgili de terörist diyemeyenlerin Allah belasını versin dediniz ya. Kendi genel başkanınız YPG terörist değil dedi. PKK'lılar da hendek kazanlar da çukur kazıyor dedi. Arkadaşlar dedi, herhalde kendi genel başkanınıza bela okudunuz, hayırlı olsun. Ne diyeyim ben size? Sayın Ağababa, biz sizin ağababalarınıza mücadele ediyoruz. Sağ kolumuzu yukarı kaldırıyoruz. Kahrolsun Amerikan emperyalizmi diyoruz. Sol kolumuzu yukarı kaldırıyoruz. Sol kolumuzu bütün emperyalizmi hepsini lanetliyoruz. Sağımızda da solumuzda da siz emperyalizmin aparatları olarak onlardan medet umuyorsunuz. Demokrasi ithalinde bulunuyorsunuz. S-400'leri hangara kaldıracağız, aktif hale getirmeyeceğiz diyorsunuz. Yazıklar olsun. Sizin içinize FETÖ kaçmış. Sizin içinize arkadaşlar PKK, müsaade edin, duyamıyorum. Kaçmış. Siz artık onların oyuncağı olmuşsunuz. Siz güya denge siyaseti noktasında terör örgütlerine bile terörist diyemeyen bir noktadasınız. Gerçekten milletimiz bu olup bitenlerin hepsini bahşeri vicdanında tartıyor. Allah'ın izniyle zamanında yapılacak 2023 seçimlerinde de sandıktan size öyle bir tokat vuracak ki neyin ne olduğunu göreceksiniz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda mitingde gibi bağırmakla bir şey elde edemeyiz. Birbirimizi kırarak, üzerek de bir şey elde edemeyiz. Bir sonuca gideceğiz. Biraz sonra bana müsaade edin. Türkiye Cumhuriyeti 16 şehit verdi. 16 şehit. Generaller askerde ne der askerlerine? Evladım der. Türkiye Cumhuriyeti'nin başkomutanı Cumhurbaşkanı'dır. Cumhurbaşkanı cenazesi daha orada duruyorken AKP kongresine gidip de fıkra anlatıp da böyle gülerse o Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı değildir. Bakın burada, altında da burada yazıyor. Tamam mı? Bitmedi. Gerçek değildir. İki, kongrede şehit annesinin haberi yok. Cenazesinin başında. AKP kongresinde. Çıkıp da AKP kongresinde şehit annesinin sesini açıp da orada kendi politikana alet edemez. Edemezsin. Üç. Hangi bağımsızlıktan bahsediyorsun? Benim güzel kardeşim, senin genel başkanı, ben Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki katliamının eş başkanıyım dedi. Sen hangi emperyalizmden bahsediyorsun? Hangi emperyalizmden? İstersen sana
Onun kasetini yarınki basın toplantısında herkese izleteceğim. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Bakın, siyaset ahlak ve hakikat üzerine bina edilir. Asla ve kata yalan ve iftira siyasetiyle bir yere varılamaz. Asla, genel olarak herkes için söylüyorum. Öyle yapıyorsunuz demedi size. Herkes için söylüyorum. Biz hakikati, işin gerçeğini ortaya koymaya her zaman özen gösteriyoruz. Bahsettiğiniz konunun hakikati nedir? Burada hiçbir şekilde şehit aileleriyle ilgili, şehitlerimizle ilgili bağlantısını kurduğunuz şekilde bir gülme söz konusu değil. Asla ve kata söylediğiniz kesinlikle doğru değil. Kesinlikle. Sonuç itibariyle başka bir olayla ilgili orada vatandaşlarımızla yapılan konuşma esnasındaki bir başka estanteneyi orada fıkra anlatımı gibi anlatmak kesinlikle yalandır, yanlıştır, doğru değildir. Kesinlikle orada bir fıkra anlatımı yoktur. Siz fıkra anlattı dediniz. Bu gerçek dışıdır. Kesinlikle. Sonuç itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman şehit ailelerini arayarak taziyede bulunur. Onların acılarını paylaşır ve onlara her zaman tezkiyede bulunur. Dolayısıyla bunu her ortamda her zaman yapa gelmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız başkomutan sıfatıyla sonuç itibariyle bu konuda şehit ailemizin de gönlünü ferahlatmak noktasında kendisiyle her zaman her ortamda irtibata her zaman geçmiştir ve o konuda da geçmeye devam edecektir. Bir siyasi parti bizim andımızı kaldırdı. Bir siyasi parti Türkiye tabelalarından TC kimliğini kaldırmaya kalktı. Bir siyasi partinin lideri, evlatlarımızın cenazesi kalkmadan şehit annesini kongrede bağlayarak politika yaptı. Arkadaşlar, biz bunu hep birlikte kabul etmeyelim. Ben kimseye hakaret etmiyorum. Ama ben diyorum ki acımız mı var? Acımızı birlikte yaşayalım. Kongre nedir ya? İptal et. Şehit cenazeleri kalkana kadar kongreleri iptal ediyorum de. Ne var bunda? Yat ilan ediyorsun ya. Ya arkadaşlar, düşman değiliz ki ya. Bir şey ifade ediyorum. Şehit cenazesinde, şehitin olduğu yerde eğer bir cumhurbaşkanı kongrede gülerek kongreyi yapıyorsa, şehit annesini kongreye bağlayıp da bir politika yapıyorsa, hep beraber diyelim ki Allah aşkına ya, bir kere hep beraber diyelim ki yetti artık diyelim ya. Yetti.